Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oh. Korkma ya, korkma. Yemeyeceğim seni. Yani şimdilik yemeyeceğim. Senin işin bitti, çık buradan hadi. Sıra bende. Haydi. Şşş. Gitarı da eline almış. Ne yapıyorduk lan burada? Tümelere bak ya, bunların hangisini? Akşamlar. Kim olduğumu söylemeye gerek yok herhalde. Sinek, çiçek, böcek, sevgi kelebeği filan. Yetti artık. Bu ne ya şimdi? Yetti. Ya Pelin radyoda değil mi? Bu ne? Nereden çıktı bu yeraltı radyosu gibi? Biraz felsefe yapalım. Mesela sadakat. Mesela. Pelin. İyi misin? İhanet üzerine. İyi, bir şey. Zaten tam bitiriyordum ben. Geldi. Mesela. İçeri girdi, sıra bende dedi. Tamam hadi tamam. Sıra bende mi? Ölüm üzerine. Ben hayatımda bir ton şey kaybettim. Oğlumu kaybettim. Kocamı kaybettim. Torunumu kaybettim. Nazan'ı kaybettim. İpeyi kaybettim. Dost bildiklerimden ihanet gördün mü? Gördüm. Ne oldu? Öldüm mü? He? Bak, ayaktayım. Çünkü felsefem şu. Aileymiş. Arkadaşlıkmış, dostlukmuş, sadakatmış. Geç bunları anam, geç. Bunlar romantik momantik dizi lafları. Burada bu işlemiyor. Burada bu böyle değil. Burada insan sadece kendi kendine güvenecek. Niye? Niye? Çünkü kendi kendine ihanet edemezsin de ondan. İnsan kendi kendine kötülük yapamaz da onda. Düşünün bunları. Şimdilik benden bu kadar. Size bir şarkı söyleyeceğim. Yok ya, yok, sesim kara gibidir. Vazgeçtim. Haydi iyi akşamlar. İnanılmaz ya. Bu kadar zulmedip mağdur olmayı talep etmek gerçekten büyük başarı. Ama hakkını teslim etmek lazım. Her şeye rağmen hayatta kalmayı öğrenmiş. Ama sevmeyi öğrenememiş Safiye abla. Acıyorum. Yani parayı, pulu, güce sahip olmayı sevgi zannediyorum. Zerrin de böyle işte. Aynılar. Sevmeyi anlamayınca, anlamakla ilgilenmeyince her şey daha kolay oluyor. Kötülük yapmak da, zulmetmek de. Özlem, benim bir işim var, çıkmam lazım. Yani çok sürmez, bir iki saate dönerim. Zerrin Hanım'ı görürsen söyler misin lütfen? Tabii söylerim de. Önemli bir şey mi vardı? Yok, sağ ol. Yani tiksindiğim birine karşı ondan hoşlanıyormuş gibi davranmak falan. Yok yani, yapamıyorum artık. O neydi ya? Murat, bence bu konuştuklarımızı Melis'le de paylaşalım. İyi fikir. Hadi gel. Gel. (Gülüyor)
Oyunmuş ha? İkisinin oyunu. İnandın ama itiraf et. Murat'ın senden hoşlandığına inandın. Hayır. Hayır. İnanmadım. İnanmadım. Evet. Biz aile olabilirdik. Biz aile olabilirdik. Aptal. Senin gibi birini kim sevebilir ki ha? Git başımdan. Defol. Deniz ne güzel oynuyor ama seninle. Zekice. Isıl ısıl. İnce ince. Yeter. Yeter. Yaz bırak beni. Yaz bırak beni. Daha bir şey şimdi. Yeter. 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 Git başımdan. Git Zavallı budala kızım benim. Zavallı. Nasıl da kandırır? Defol. Defol. Daha hiçbir şey bitmedi. Defol. Gitme sen daha. Çık. Come on. Artık çık. Kalbiminkiyle beraber evimin anahtarı da sende olsun istedim. Ne zaman istersen gel diye. Şimdiden çok özledim. Oktay. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradım ama ulaşamadım. Koyduğun notu okudum. Madem her zaman gelebiliyorum eve, akşam iş çıkışı sendeyim. O güzel kahvaltıyı kaçırdığım için gerçekten çok üzgünüm. Sana söz. Önümüzdeki günlerde telafi edeceğiz. İyi ki varsın Oktay. Melis, müsait miydin? Tabii, gelsinize. Ne oldu? Melis, bilmen gereken bazı şeyler var Zerrin'le ilgili. Ne oldu? Otursanıza. Ya ben sana bir şey demiyorum, değil mi? Hemen celalleniyorum, hemen sinirleniyorum. Yok, benim duam öyle biraz. Şey, Deniz nerede? Deniz, Melis Hanım'a kadar gittin. Sen bitirdin mi temizliği? Bitirdim. Kız ne bu halin senin? Kireç gibi olmuş, morlanma gördün. Yorulmuşumdur. İyi dinlen o zaman. Murat Zerrin'in evine gitti. Orada gizli bir odada. Bak neler bulmuş. Nedir bunlar? İntikam planı. Zerrin Hanım. Özlem. Ben çıkıyorum. Dönmem bugün. Burası sana emanet. Nasıl? Bütün bilgi yok musunuz? Ben sizi idare edemiyor musun buraya Özlem? Yok şey Zerrin Hanım. Danışmam gereken konular oluyor malum. Siz de telefonunuzu açmayınca ben bayağı bir güç durumda kalabiliyorum. Tamam. Telefonum açık. Gerekirse ararsın. Yeni nakil edilecek mahkumların dosyaları imzanız gerekiyor. Şimdi mi imzalamam gerekiyor? Evet efendim, acelesi var.
Murat, tahliye edilecek mahkumların dosyalarını imza için Zerrin Hanım'ın odasına getirir misin? Tamamdır Özlem, hemen geliyorum. Onların da macerası var. Fazla sürmez. 5 dakika. Azra bunları biliyor mu? Daha değil, söyleyeceğim ona. Ama kızlara bir şey söylemeyeceğim bu ara. Zaten herkes çok hassas. Ben gönderirim Azra'yı buraya. Tamam. Ya bu arada biz de fazla bir arada görünmeyelim. Evet. Ben şimdi şu dosyaları götüreyim Zerrin'e. Tamam. Murat, bir önce için bir şey yapabilir miyiz? Kız kaç gündür hücrede. Öykü yavrum perişan oldu. Tamam Deniz, elimden geleni yaparım. Tamam. Sağ ol. Azra, bir orman çiz. Annemle piknik yapıyormuşuz. Tamam. Azra, sen hiç dışarıdayken orman gördün mü? Gördüm tabii. Kalan son ormanları ben gördüm. Hatta o ormanların içinde deli danalar gibi koştum. Hasan abin de vardı yanımda. Yağmur demedik, çamur demedik koşturduk. Bir gün ben de buradan çıkınca ben de gideceğim. Annem söz vermişti. Gidersin tabii. Niye gitmeyesin? Ormanda peki kaplan var mı? Bizim ormanlarımızda yok. Bizim ormanlarımızda daha çok terk edilen köpekler var. Başka bir şey var mıydı Murat Bey? Yok efendim. İyi, ben çıkıyorum o zaman. Yonca'yı ne yapalım? Çıkaralım mı bugün? Neden soruyorsunuz? Yani küçük bir çocuğu var malum. Ben ilgileneceğim onunla. Siz kafanızı yormayın lütfen. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor böyle, sana falan mı sinirlendi? Vallahi bilmiyorum, bir derdimi var. Ya anlamıyorum, artık anlamak da istemiyorum yani. Neyse, ben şunları halledeyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Alo Tolga, ben de seni arayacaktım. Nedir durum? Arkadaşlarla konuştum. Şimdi en son telefonun sinyal geldiği yeri tespit etmeye çalışıyorlar. Ya inşallah geç kalmamışızdır. İşim hiç rahat değil benim. Ya bu Aslı'nın denilenir. Tamam tamam, merak etme sen. Ben haber aldığım zaman haber vereceğim sana da, tamam mı? Rahat ol sen. Tamam, görüşürüz. Ben de hiç sevmedim Azra. Aynı. Çoğunluk kızlar. Azra nerede? Öykü'yle resim asıyorlar. Dur ben çağırayım. So? Ne yapıyorsun ya, nasılsın? Ki? Nasılsın diyorum, iyi misin? Biraz sıkkın duruyor da canın. Ha yok, iyiyim ya. Bir şeyim yok. Ha bak işte orası hiç belli olmuyor. Kızım iyiyim işte ya. Allah Allah. Aman iyi, tamam be. Aksi. Sen nasılsın Hasret? Var mı bir ağrın, sızın bir şey? İyiyim, iyiyim ben ya. İşte ilaçlarımı alıyorum. Tahlil sonuçlarını bekliyorum falan. İyi, hayırlısı. Su. Bak şimdi ben senin teklifine hayır dedim diye falan öyle surat yapacaksan olmaz yani. Dostumuza yazık ha. Hüso. Ne oldu? Ha. Senin belli sanım çağırıyor Azra. Ha. Ne diyor? Niye çağırıyor? Ha, vallahi ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. İyi gidelim. Ne olmuş buna? Nesi var? Allah. Ne oldu? Çay getir madem, ayaktasın. Yeter! O zaman Oktay da Zerrin'in hedefinde. Öyle görünüyor. Melis, acaba senin müsteşarı arasak? Yani bir şey yapabilir mi ki? Müsteşar Bey, Zerrin'in ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu zaten çok iyi biliyor. Yani onun Zerrin'i açığa almak için bir kanıta ihtiyacı var sadece.
Ah şu İpek ifade verebilseydi. Sağ ol. Hayırdır? Grup terapisi mi var? Ne oluyor? Azra, otursana. Vay arkadaş. Demek Zeynep, Zehra'nın kardeşiymiş ha? Taşlar şimdi yerine oturdu. Zerrin oradan taktı bize. Kız Kudret'le benim aramda kaldı diye. Oradan kimlene kimlene demek hikaye büyüdü. Belki de her şey Kudret'le bizim yüzümüzden başladı. Bir dakika ya. O karttaki kılıç kraliçesi ben değilim o zaman. Evet, çünkü Zerrin'in kardeşinin bölümünün değişmesine evet ben sebep oldum. Ben izin verdim. Ama Zeynep'in köstebek olarak ifşasına ben sebep olmadım. Kim oldu? Nihal sebep oldu. Çabı vardı o kartın üstünde. Ex Nihal öldü. Nihal'i öldüren Zehrim abi. Büyük bir ihtimalle. Abi rahatsız ettim. Hayırdır? Onu buldum çöpten. Neyi buldun? Nedir o? Çöpten mi buldun? Evet, koridordakinden. Tamam, teşekkürler. Önce Nihal'in öldürülmesi, sonra benim üstüme yıkılan cinayet. Yani bize çok benzer durumlar gibi geliyor. Bütün işaretler de Zehrin'i gösteriyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani haklı olabilirsiniz. İki cinayette de Zehrin'in parmağı olabilir. Ama bunu kimseye söylemeyin, tamam mı? Hele Murat'a sakın, bir manyaklık yapabilir yani. Evet. Tabii canım, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Peki ne öneriyorsun? Musa'nın robot resmini verdiğim adam var ya. Biz onu yakalamak üzereyiz. Sen resmi Zerrin'in görmesini sağlayabilirsen süreci hızlandırabiliriz. Ha, tamam olur. Ya Tolga, bu arada ben sabahtan beri Oktay'a ulaşamıyorum. Senin bir bilgin var mı? Henüz yok. Ben bir haber alır almaz haber veririm ama size, merak etmeyin. Tamam, teşekkür ederim. Kendine iyi bak komiser. Sen de. Deniz. Deniz iyi misin? Doktor çağırayım mı? İyiyim. Hüseyin, bir su getir, bir de tatlı şeyler bulabilirsen. Hemen. Gel. İyiyim, tamam. Tamam. Burada artık rol etmemize gerek yok. Otur. Tansiyonun düştü. Boncuk. Ne oldu? Ne oluyor sana? Ne oldu ama seninle de sus pustum. Berna çağırdığında Erhan'ın yanına. Erhan mı kötü bir şey söyledi? Kötü bir haber mi verdi sana? Nefes alamıyorum. Erhan değildi gel. Kim? Oğuz. Ne? Oğuz öldü dedi. Öyle biliyordum. Ölmemiş. Ölmemiş. O nedenini nasıl soramadım bile. O zaman o mektupları gerçekten Oğuz yazmış ha? Ama onu buraya getiren Zerrin. Her hareketini izliyordum. Nasıl yıkıldım görmek için. Manyak. Ne dedin peki Oğuz'a, ne dedin, ne yaptın? Kovmaktan beter ettim. Kilitlendim kaldım. Sonra Murat'ın anlattıkları. O sıra duvarlar üstüme geliyor. Kendimi sıktım. Tamam, Boncuk. Bana bak. Kendini bir savaşın sorumlusu ilan ettin. Savaşacağım dedin, tamam dedim.
Bana oynamayı hiç istemediğim bir rol verdin. Oynayacağım dedim, tamam dedim. Ama kendinle olan savaşını benden esirgeme. İçinde nasıl bir fırtına kopuyor, ne yaşıyorsun bileceğim. Anlatacaksın bana, tamam mı? Zerrinde olan savaşından kendini tek asker ilan ettin. Nasıl olsa müebbettiksin diye, beni korumak için. Ben ceza alırım almam, orası bana kalmış. Benim adıma karar verme, tamam mı? Tamam mı? Deniz, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Al Deniz, suyu getirdim. Tamam, sağ ol. Bitir, bitir, suyu bitir. Tamam, sağ ol Hüseyin. Tamam. Tamam, iyiyim, sağ ol. Dur, nereye gidiyorsun Deniz ya? Sen revire gidiyorsun. Doktora haber verdim. Tamam, yok, yok. Revirlik bir şeyim yok. Vallahi gidebiliriz yani. Ya ne gidebiliriz Deniz? Yılda kaldım buraya resmen. Hadi, Azra, sen kısmına. Gel benim Deniz. Hadi gel Azra. Lan bu Azra karısı nasıl posta koydu? Hı. Katil kızı ya. Burada işler böyle yürümez filan. Nasıl efelendi öyle ne Hacer? Vallahi öyle, ortalık geldi bozum etti hatunu. Daha beter olsunlar. Daha çok birbirlerine düşsünler, şahane olur. Amin. Azrasız bir deniz kaptan. Bak. Çoban köpeği dönüp hırpalarsa katil kızı boynunu eğip mehehehlemeye başlayacak. İşte tam o zaman bıçağımın kıvamına gelecek. Vallahi korkulur senden anne. Çok ince görüyorsun mevzuyu. Ne zannettin? Benim adım Kudret. Ha, ama bak başka bir şey daha var. Şimdi bunların içleri kaynıyor belli. Katil kuzu çetesinin bir kısmını elinde tutuyor ama diğer kısım Azra'nın kafasında. Yani bunlar köpürürlerse bize saldırmaya kalkışabilirler. Uyanık olacağız. Tedbir elden bırakmayacağız. Anladım anne. Sen hiç merak etme, o iş bende. Tedbir elden bırakmayacağız. Gözümüzü dört açacağız. Hı hı. Zamanı gelince de keseceğiz kuzuyu. Anladım anne. Hı. Sen ne anladın acaba? Kuzuyu keseceğiz. Ha, Hacer. Çok kısa bir özet oldu. Ama seni de insanlığın kısa bir özeti olarak çıkarmışlar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Bir de biliyor. Oh, Kınalı yapıncak. Berna abla seni at daya mı götürüyor? Muhbir. Azadım gel. Yürü Kudret, yürü. Menem yaşlandın, altını kontrol et, kaçırmış olma. Ha, bırak. Merhaba avukat. Ne oldu, ne haber, hayırdır? Senin Mert'ten haber getirdim. Kötü bir koğuşa aldılar çocuğu. İçeri telefon istedim. Telefon bayi gibi mi duruyorum? Gönderseydin çocuğa telefon. Bana niye soruyorsun? Yok zaten hallettim. İçeriden ayarladım. De, haber vereyim sana dedim. Arayacakmışsın. Bu mu? Sırf bunun için bunca yoldan yürüttün beni. Bunca işim gücüm arasında ya. O salak Mert bile akıl ediyor telefon etmeyi. Sen niye etmiyorsun? Ya sonra herkesin avukatı geliyor. Biz sen ilgilenmiyorsun benimle diyorsun ya. Kudret. İyi misin sen? Değilim iyiyim iyi. Olmayacağım da. Bir adam. İçindekilerden. Herkesten nefret ediyorum. Çöpleri hiç kıskandın mı? Ben kıskanıyorum. Çöpler bile kurtulup gidiyor bu çukurdan. Ama ben bir ömür boyu buradayım. Herkes çıkıp gidecek bir gün.
illaki er veya geç. Ama ben burada öleceğim. Bu yüzden hiç iyi değilim. Hiç iyi olmayacağım. Avukat. O da nereye gidiyorsun? Diye bir kustu. Ben de dayanamadım abi artık yani. Geçtim arkasına böyle böh diye bir korkup. Yemin ederim altına işiyordu ya. Yani bu kadını korkutmak o kadar kolay bir şey ki aslında. Abi yemin ederim var ya. Kuti benim hayatımda gördüğüm en ödlek kacı. En ödlek öyle, kacı. Öyle. Ama işte artık bana onu korkutmak yetmiyor. Onun böyle saçını böyle bileğime dolayıp Azra artık onu böyle ağzını burnunu kırarttı böyle duvarları sürtesin var. Oğlum seks sağa sola. Kanka ne zaman yapacağız bu işi ya? Benim sabrım kalmadı ya. Ne zaman yapacağız bunu? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Deniz. Üstümü değiştireceğim. Bir yardım ediver ya. Tamam. Gel babam. Tamam geliyorum şimdi. Gel çocuğum. Kolay gelsin. Çıkıyor musun Melis? Çok sıkıldım. İçim daraldı Murat, evet. Tatlısın. Ya Murat, sabahtan beri Oktay'ı arıyorum ama ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Ya evet, ben de aradım ulaşamadım bir türlü. Ya çok korkuyorum, bir şey olmuş olmasın? Yok canım, yok. Ya bilirsin Oktay'ı. Yani kafası bozuk bugünlerde. Yalnız kalmak istemiştir. Öyle olduğunda da kapatır telefonunu. Olabilir. Ulaşırsan bana haber verir misin? Tabii ki, tabii ki. Tamam, kolay gelsin. Tamam, hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Çay koyayım mı sana? Yok, gece nöbetim var ya. Şimdi sabaha kadar içeceğim zaten içimi. Hı, anladım. Yani şey, Oktay'la ilgili bir sorun mu var acaba? Yok. Nereden çıkardın? Yani hiç sesi soluğu çıkmıyor da ne bileyim merak ettim. Böyle haber alamayınca. Yok. Yani yok bir şey. Benim işlerim var ben. Gideyim. Kolay gelsin. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Deniz, şimdi ben o oyununuzu anladım da Azra zorlanıyor. Haberin olsun. Hangi oyun? Al. Hani şu, bakın biz nasıl kapışıyoruz. Ha, oyunu var ya hani, herkes inandı. Evet, sen hariç. Vallahi umarım Zerrin senin kadar hissiyatlı çıkmaz. Tamam, oyunu anladım da. Planınız nedir onu anlamadım. Sen bir anlat bakayım bana. Zerrin'e hata yaptırmak. Yani Azra'yı bana ya da Kudret'e karşı azmettirmesini sağlamak. Onu buradan göndermek için bir kanıta ihtiyacımız var. Ama ateşle oynuyorsunuz yavrum. Orası öyle. Ama Zerrin'in kafasındakini öğrendik sayılır. Neymiş? Kız kardeşinin intikamı. Ne? Kız kardeşinin intikamı. Vay, 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 vay. Haso, hadi gel. Kankası. Kaç zamandır kafa kafaya gelemedik. Evet, ne yapıyorsun? Özlüyorum seni çok. Öyle, ben de özlüyorum. Bir takım baklalar görüyorum ağzında kanka. Ben alayım onları teker teker pıt 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 pıt. Var var, baklalar var, yok değil. Diyeceğim şudur ki, Has Hoca Hanım, nerede bizim zulalar? Ne zulası kanka? Envanter lan, envanter. Neyin envanteri ya? Kızım malımız mülkümüz yok mu? Bizim ne zaman malımız mülkümüz oldu burada ya? Emanet diyorum ya Hasret. Emanetin yok mu elinde? Aa sen emanet diyorsun. Kanka senin jargonlar acık paslanmış ya. Valla biraz böyle huşu içinde emanet falan diyeceksin ki anlayayım ben yani. Ha, emanet. Ha, bir yerlerde işte. Bir yerlerde. İyi, hazır et onları. Eyvallah.
Peki siz Deniz ablayla pısır pısır köşelerde ne planlıyorsunuz? Deniz ablan bir şey planlamıyor. Yorgunmuş. Ben planlıyorum. Eyvallah. Eyvallah Azo Başkan. Öylesi de olur tabii. Ha? O zaman ben hemen uçuyorum, geliyorum emanetlerle. Hadi uç. Demek vaziyet bu kadar vahim. Kraliçeyi öldürdü, yıkılan kule kayıp. İnşallah düşündüğümüz gibi değildir Safiye abla. Oktay için çok endişeleniyorum. Sen araya girmesen Azra ile Kudret'i birbirine yedirecek. Ama sen Azra'yı çekip aldın, kendini hedef olarak koydun. Evet. Yani Azra'nın da beni yıkıp geçeceğini inandırabilirsek. Hem seni güçsüz bıraktığını düşünecek, hem de Azra ve Kudret de istediği gibi oynayacak. Aynen. Zerrin'i de yapacağı hataya biz yönlendirebilirsek bu iş biter. Ama çok canınız yanacak be yavrum. Korkuyorum. Hani böyle kalsa iyi. Bilmiyorum. Yani belki de akrebi tutmaya çalışırken bizi sokacak. Ama yapacak bir şey yok. Deniz, sen ve Azra hayatımda tanıdığım en cesur kadınlarsınız. Hadi, işiniz rast gitsin. Hadi kızım.